BloombergKT.com tarafından hazırlanan akşam bültenine hoş geldiniz. ABD'de endeksler teknoloji hisselerindeki yükseliş ve istihdam tarafından gelen karamsar sinyalleri arasında karışık bir seyir izledi. ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 1.1 milyon oldu. Beklenti bu rakamın 920 bin olması yönündeydi. Çin tarafı yakın zamanda ABD ile ticaret görüşmeleri olacağını belirtti. Avrupa'da endeksler FED tutanaklarından çıkan karamsar mesajların etkisiyle %1'in üzerinde düşüşler kaydetti. Avrupa Merkez Bankası'nın tutanakları ise yetkililerin tahvil alım programının esnekliğini masaya yatırdığını gösterdi. Altında yukarı yönlü bir hareket izlenirken talep üzerindeki endişelerin artmasıyla petrol kontratlarında %1'i aşan düşüş görüldü. Yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz ve zorunlu karşılık kararı izlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %8.25'te tutarken likidite adımlarının sürdürülmesine karar verdi. Faiz kararının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel kredi büyümesi koşulunu sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdığını açıkladı. BIST 100 endeksi günü %0.19 artışla 1126 puandan tamamladı. Gösterge tahvil faizi ise 10 bas puan artışla %13.33 oldu.